Yeter. Yeter. Annemler geldi. İbrahim. İbrahim, daha içerisi nasıl biliyor musun? Her yere alt üst, hiçbir şey açamadım, yerleştiremedim. Küçücük börekle ağırlıyoruz. Vallahi ayıp olacak, ne diyeceğiz ya? Yavrucuğum, o bir şey değil. Ha. Ondan bir şey olmaz ama bayram tatilinde Ava'ya annemlerin yanına gitmek yerine Ayvalık'a senin annenlerin yanına gittiğimizi öğrenirse annem bizi yakar, tutuşturur. Tutuşursak ne oluruz? Yanarız. Yanarız, dur. Daha da beni gelme ne olursun. Ağzımız bir olsun. Seminerdeydik. Şirket için toplantıdaydık. Bu. Tamam mı İbrahim? Seminerdeydik, şirket için. Şirket toplantıdaydık. Seminerde çok yoğun işte falan. Seminerdeydik. Aa, hoş geldiniz anneciğim, babacığım. Canlarım, nasılsınız kuzularım? Babacığım, hoş geldiniz. Geçmiş bayramımız kutlu olsun babacığım. Sağ ol kızım, sağ ol. Sizin de, sizin de. İbrahimciğim, bir çay koy istersen. Ne olur kusura bakmayın anneciğim, babacığım. Böyle öyle bir hazırlıkta bir geldik falan, valizleri açamadık. Çok fazla bir şey ikram edemedim. Ne olur kusura bakmayın. Ay, aşk olsun ama kızım. Biz zaten sizin buraya o güzel yüzlerinizi görmeye geldik. Bayramda da gelmedik, yüz vallahi özledik. Bayram demişken, ne yaptınız bayramda? Nerelerdeydiniz? Kimlerleydiniz? Çünkü bizle değildiniz. Yoksa kaynananın yazlığına Ayvalık'a mı gittiniz? Ne yazlığı anne? Aa, anne, ne yazlığı? Söyledik ya daha önce. Şirket yeterdi beni de Çanakkale'ye iş seminerine yolladı, seminerdeydik. Kapıyı açarcıma dedim, seminerdeydik. Yani seminer, şirket, toplantı. Oh. Bayram böyle yoğunlukla geçti çalışarak. Hmm. Ne sizi görebildik, ne annemleri. Dediniz. Yani söylemiştiniz, hatırlıyorum. Söylemiştiniz de ben hani dönerken belki oradan annelere uğramış mısınızdır diye hani söyledim. Bu soyduğumuz çocuklar çok sevinirlerdi değil mi? Vallahi fırsat olmadı. Hmm. Kızım, anan baban nasıl? İyiler babacığım, teşekkürler. Hani görmemiştik sen onları. Nereden biliyorsun iyi olduklarını? He? Nereden biliyorsun? Nereden? Şey, telefonla aradım da babacığım. Anneciğim, babacığım iyi misiniz dedim. İyiyiz dediler. Onu aktardım size. He. Kızım, o kadar oraya kadar gittiniz. Bari bir uğrasaydınız. Oğlum, bu kız da anasını babasını bir görürdü. İbrahim. Baba, fırsat olmadı. Dedim, vallahi fırsat olmadı. Gerçekten. Yemin ederim fırsat olmadı. Hiç fırsat vermediler. Fırsatımız olsa size de gelirdik. Size gelirdik. Onlara da giderdik. Gelirdik, giderdik. Fırsat o. Fırsat vermediler. Hmm. Mesela virüse fırsat verdiler, bize fırsat verdiler. Ben tuvaletteyim. Sıkıştım biraz. Sıkıştım ben. Yoldan geldik ya, sıkıştı. Şey yapamadı. Anneciğim, sen nasılsın? Ağrılarım vardı. Hani doktora gidecektiniz. Sordunuz mu ne dedi? Gittim kızım. Bazen olurmuş böyle. Hani mevsim değişiklikleri çanak tutuyormuş böyle ağrılara. Çanak demiş gene. Çanakkale nasıldı? İyiydi. Hmm. Hava nasıldı? Açıktı. Hmm, kaç dereceydi? Ne dereceyi bilmiyorum. Otelin içindeydik. Hep tabii şey yapamadım, farkına varamadım. Otel nasıldı? Otel iyiydi. Kaç yıldızdı? Beş yıldızlı. Açık büfe kahvaltısı var mıydı? Merkeze olan uzaklığı kaç kilometreydi? Yemekleri nasıldı? Yemekleri nasıldı? Bilmiyorum baba. Hatırlamıyorum. İki dakika mutfağa bakayım geleyim. Git gelsin. Neredeyse çözülecek. Hatalca bir hatayla kızın üstüne çok gittin. Her şeyi mahvettin. Haklısın. Tuhaf hareketler yapma. Anne, baba. Ne yapıyorsunuz siz? Ne oluyor ya bu hallerine? Niye bize inanmıyorsun? Söyledik seminer dedik diye. Hayrola? Gel bakalım İbrahim. Ah, göğüs kıllarım. Ah, otur şöyle. İbrahim. Tabii gerçek adım buysa. Değil mi? Ne bileyim ben, siz koydunuz ismimi. Ne yapıyorsunuz siz? Bu haller ne? Anne, sen ne yapıyorsun? Niye kapalı camdan ufka bakar gibi pozlardasın? Hayırdır? İkinci Dünya Savaşı'nın ilk yıllarında Alman ordusunun başında Albay Albert Herring vardı. Albay Herring genç yaşında olmasına rağmen müthiş bir askeri dehaya sahibiydi. Tüm dünya Almanların Fransız kıyılarına yapacağı o çıkarmayı bekliyordu sabırsızlıkla. Fakat Albay Herring müthiş bir dehaya sahip olduğu için bütün donanmayı Belçika'ya gönderdi. Hava çıkartması yaptı. O sırada şok olan Fransızlar ne olduğunu şaşırdılar ve bütün birliklerini Belçika'ya yönlendirdiler. Ondan sonra ne oldu? Albert Herring Fransa'nın zayıflayan kıyılarına beklenen çıkarmayı yaptı. Yani
Yani ben bunları yemem oğlum. Kusura bakma. Ben 42 yıldır akrabalık savaşının içerisinde ön cephede savaşıyorum. Ben bunları yemem. Şimdi bana söyleyeceksin. Sen bayramda kayınvalidenlerin evine ayvalığa gittin. İtiraf et ulan! İtiraf et lanet gelesice! Bilal. Avukatımı istiyorum. Çocuğun üstüne çok gitme. Ya bana şunu savunma ya. Avukatını istedi. Savunmak zorundayım ben. Yapmak zorundayım. Ah işte yani bunlar da kocaman çocuklar. Yani mutlaka bir bildikleri vardır. Yani ne bileyim biz kızacağız diye de bize söylemiyor olabilirler. İbo, Uzun, bana sana bir tabak hazırlasın mı? Bir çay alabilir miyim? Çay mı? Çay. Şu an bir çay içmeyi çok isterdin değil mi İbrahim? Evet. Sıcak, sıcacık, hararetini alacak bir çay. Öyle olurdu. Öyle değil mi? Evet. Nasıl da hoşuna giderdi değil mi? Bilal! Bilal ne yapıyor? Ha, ne? İşte iyi polis, kötü polis şey. Olmuyor ya, ayarın yok, ortan yok senin adam ya. Allah'ını seversen al şunu da sil basan üstümü. Ay mahvettik buraları, ben ne bileyim. Tüh. Ay ne olur kusura bakmayın, yanınızda olamadım. Ekillileri makineye atmam lazım, onları halledin. Tepüklenme kızım. O çantayı bana ver. O çantayı bana ver dedim. Anne, Allah aşkına çantanın içinde ne bulacağını umuyorsun. Küçük şişe otel şampuanı. Huyundur. Otellerden boş çıkmazsın sen. Ama bakıyorum, herhangi bir şişe şampuan göremiyorum. Yok. Onun yerine yolda yenmesi için yorlukların korulduğu plüstik bir kap. İçinde de bir poğaça, tereyağlı ve bol kıymalı. Anne eli değmiş gibi. Ben yaptım babacığım. Ben giderken yaptım yanımızda olsun diye. Orada kalmış işte. Ne yapacaksın yani? Anne, sen bizim mayolarımızı mı dilliyorsun? Tam tahmin ettiğim gibi. Ne? Üzerindeki beyaz izlerden de anlamalıydım. Bu mayolar tuzlu. Yani bu mayolarla otel havzuma değil, açık bir denize girilmiş. Allah'ım İbrahim! Senin bu zekana tekrar aşık oluyorum be kadın. Şu an değil. Şimdi değil. Evet çünkü kaldığımız otelin plajı vardı. Dolayısıyla da plajlarda denize girebiliriz yani. Biz sonuç... Ama yeter ama artık ha. Vallahi fazla üstümüze geliyorsunuz anneciğim, babacığım. Niye yalan söyleyelim biz size ya? Evet. Koca koca insanlarsınız. Biz de koca koca insanlarız. Nedir bu haller ya? Bizi şu düşürdüğünüz durum biraz hoş değil yani artık. Ya aman. Tüh ya şey oldu. Fazla mı? Çocuklar kusura bakmayın. Yani biz de yaş aldıkça tabii alınganlığımız da çoğalıyor. Evet. Lütfen. Yani, tabii tabii. Yoksa hani bizim yanımıza üye gelmişsiniz. Yoksa kaynananlara ayvalık. Aman işte. Ne? Figür edilmiş bir ayvalık dostum. Buna ne diyeceksin İbrahim? Buna ne diyeceksin İbrahim? Feribot. Feribot. Feribot aldım ben onu. Feribot aldım evde yerim diye. Feribot almış olamaz mıyım? Olurum. Olabilmeliyim. Kim geldi? Kimseyi beklemiyorduk. Kim? Bakalım bir açın bakalım. Böyle kimi kim miymiş bu ya? Bak kim, hele. Bak, aç kapı. Bir bak bakayım kimmiş. Sürpriz! Anne baba, sizin ne işiniz var burada? Naime Hanım aradı bizi. Çocukların evlilik yıl dönümü vardı. Sürpriz yapacağız dediler. Atladık geldik. Ama bizim evlilik yıl dönümümüz geçtiğimiz aydı. Tuzak mı biliyordum, tuzak. Ne tuzağı ya? Ne oluyor şu an? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Dünür'üm. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Vallahi fark ettim Dünür'üm, yetere sarılmadınız. Bağrınıza basmadınız. Çok özlememiş gibiydiniz. Yoksa yeni mi görüştünüz Müsüğülü bayramda? Hiç de bile kızımı çok özledim. Anneciğim, canım kızım. Anneciğim. Bir daha öpeyim kızım. Seni de öpeyim Dünür'üm. Elbette, elbette. Bir dakika. İyi kafam. Oho.
Tahmin ettiğim şey mi yoksa? Hiçbir fikrim yok. Herkes şimdi kafasını yesin. Herkesin kafasını koklayacağım. Ben de koklayacağım. Niye? Kokluyor. Neden kafan koklanıyor ya? Babayı ne oluyor şu an? Ne? Şimdi anlayacaksın. Tam tahmin ettiğim gibi. Bu koku yazlıkta kullanılmak üzere alınan kloruk Hindistan cevizi şampuanından. Herkes kafasını aynı şuvuyla yıkamış. Ya Naim artık bak bu zeka. Kadın. Sana deliler gibi tekrar aşık oluyorum bak. Şimdi değil adam. Get önümden. Ne oluyor şu an? Bize de deyin. İtiraf edin. Bayramda beraberdiniz. Değildik. Seminerdeydik biz. İtiraf edin artık be. Ya vallahi seminerdeydik baba ya. İtiraf edin. İtiraf edin. Çabuk seminerde. Sizin yanınızda geldi. Ne oldu? Sizin yanınızda. Sizin yanınızda. Yanına yeter. Tamam yeter. Evet. Bayram tatili Ayvalık'ta onların yanındaydık. Tamam mı? Mutlu musunuz? Öğrendiniz, anladınız mı işte? Bu. Ayvalık'ta onların yanındaydık. Her tatilde sürekli iki aile arasında kalmaktan, bir tarafa yalan söyleyip diğer tarafın gönlünü almaktan sıkıldık, yıldık, bıktık, usandık ya. Anlayın işte, biz iki aileye birden yetemiyoruz. Bizi düşürdüğünüz şu duruma bir bakar mısınız? Ya arkadaş, birinize çıkıp demiyor ki, bir tatilde de şu çocuklar baş başa kalsınlar. Ama torun istemeye gelince, vay! Hepiniz tek tek torun istiyorsunuz. Bık 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 bık, başımızın etini yiyorsunuz. Hadi torun, hadi torun. Nerede yapacağız lan biz bu torunu? Ayvalık'ta mı yapacağız, havada mı yapacağız torunu? Bize bir imkan, bir mekan, bir zaman tanıdığınız mı var? Çok, çok iyi başlamıştım ama konu saptı, konu saptı. Dünürüm be. Üçük içeride konuşalım mı biraz? Konuşalım, konuşalım. Biraz hayır, ne buyur. Oluyor ki şu an? Ben onu anlamadım. Gelin, yani. Gelin. Ya konuyu saptırmasam iyiydi de. Aslında iyi de konuşmuştum değil mi? İyi konuşmuş gibiydim sanki değil mi? Ne diyorsun? Çok iyi konuştun İbrahim. O kadar böyle açıklamalı, gerekçeleriyle her şeyin harikaydı. Bak göreceksin. Şimdi bize hak verecekler. Ama konuyu saptırdım. Olsun, bize hak verecek. Evet. Çocuklar. Yani. İçeride konuştuk. Beraber. Ve size hak verdik. Yani evet, bazı emrivakilerimiz ordu ve biz bir karar aldık. Gerçekten mi? Evet. Bu mahalleye yanınıza taşınıyoruz. Hey! Gerçekten mi? Evet. Eğer bu mahalleye taşınırsak sizi sürekli görürüz. Siz de tatillerde özgür özgür dolaşırsınız. Hadi gidelim çünkü yemekle kutlayalım. Hadi gel. Haydi bakalım. Gel. Ya İbo. Taşınıyor muyuz? Ben anlamadım. Ne oluyor şu an? Sana bir şey olduğu yok baba. Olan yeterli bana oluyor. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılırım o zaman de sen ne söyle.